Herkese selamlar. Tekrardan memleketim Samsun'dayım. Uzun sürede böyle burada kalacağım gibi gözüküyor. Evet. Seninle evet. Beraber burada haftalarca, aylarca video çeksek Mehmet abi. Gene boş durmayız yani. Yok. Devamlı. Yanımda Mehmet Şencan, Mehmet hocam var. Kangal Samsun kanalının sahibi. Birçoğunuz zaten YouTube'dan tanıyor. Burada çektiğimiz videolardan biraz bahsedeyim. Karadeniz Dağı Çoban Köpeği. Kangallarımız, akbaşlarımız. Akbaşları ve kangalları ayrı yerde tutacağım. Akbaşımız gerçek anlamda çok büyük. Kangalların, senin anlatımın biraz farklı diğer insanların anlatımından. Sen daha çok karakterin, evet, karakter özelliklerine çok önem veriyorsun. Çok çok. Ama yapı olarak da şöyle söyleyeyim size. Eskiden bizim çocukluğumuzda vardı böyle. Gidip böyle kurda dalan, ayıya dalan, hiç gözü kara. Gerçekten öyle köpekler. Evet. Cüsseli köpekler, güzel köpekler. Hangisinden başlayalım? Sen başlat anlatmaya abi. Kangalları hemen... Şimdi bir tane orada kurda var. Ona ayrı bir yer şey yapacağım. Evet. Çünkü böyle ben kendi gözümden diyorum. Bunların biraz böyle yapısıyla onun yapısı biraz farklı gibi geldi bana. Evet, değil evet. mi? Onu da ayrı bir video yapalım. Bizde hiçbir şey, neyse o, hiç şey yok. Yıllardan beri bizim takip eden arkadaşlar biliyor. Neyse o, hiç perde arkası yok bizde. Hem kendimize hem köpeklerimize güveniyoruz. Herhangi bir böyle çok olumsuz bir çekim canlı yayında olmayacağını adım gibi emin olduğum için zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum. Şimdi yüzyıllardan beri bu toprakların hükmetmiş gerçekten emsalsiz sürü çoban köpekleri. Yanımıza alıp da şey yapsak tabii olur gel, mu? Yapalım. Adamcım o. Ya bunların hepsi yani nasıl söyleyeyim? Yani senin yanında bir şey yapmıyorlar. Ya benim yanımda değmez. Değil mi? Değmez. Şimdi yanına yanaşacağım. Sen, tamam. Evet tamam. Lan oğlum orada. Bunların hepsi adamcıdır. Ama bunların bir tane gidip de adama çok büyük sıkıntı yaptığını görmedik. Atlar tehlike esnasında ısırmasa bile vurur yani. Yani ısırmaz vurur. Böyle bir yıllar çocukluğumdan beri anlatılırdı. Bunu tabii ilerleyen sonra 20-30 sene içinde pekiştirdik. Gerçekten vurup vurur ama böyle adamı çok paramparça öyle bir zarar vermez. Şimdi, bütün köpeklerin simit kuyruk. Evet. Kuyruk hiçbirinde olmaz. Evet, indirme evet. Yok. Yok dokuzuydu, yok şuydu, yok. Yok, hepsi. Hepsi simit kuyruk. Kangal köpeği, bir de kuyruk sarmak. Postları sen de video dışında da konuştuk. Gerçek anlamda kat kat dibini göremiyorsun. Evet. Zor. Evet, çok zor. Bunu bir de sen taradın. Bunu da bunu taradın. Taradım. Değil mi? Bir iki abonemiz dedi hocam tara. Vallahi onun için bir iki kişi dedi hemen taradım. Normalde kendileri atıyor. Biraz uzun sürüyor tüy atmaları. Kalın kemikli, boy olarak 80 kaçtır? 80 falan. 80 falan. Yani 80. Yani çok ama çok kalın bir köpek. İddialı bir köpek. Omuz boyun geniş. Omuz boyun geniş. Kafa of, karın, bakın. Göğüs bakın buradan karın çizgileri ta göğüs aralarına nereden baksan karınla göğüs arasında 7-8 santim. Abi bak, kafa şöyle bir bakın geç. Bak yüzüne de bakın bunda yaşanmışlıklar var. Evet. Biraz evet, yaralı. Evet, evet. Kafa kocaman. Abi muhteşem bir şey ya. Şimdi muhteşem değil. Nasıl şu iyi köpek. İyi ama köpek torunlar, daha iyileri mi var? Torunlarını göreceğiz ondan sonra. Ciddi misin? Şu anda %70. Sen daha bir şey görmedin diyorsun. Yani çünkü küpü köpeğin altını gördüğümüz zaman onlar ciddi %100 star diyebiliyoruz. Eğer istediğimiz formdaysa. Onun için bunun altını yavrularını gördük. Öbür yavrularını da gördük. Daha büyük ya ama bir de torunlarını göreceğiz. Bakalım. Doğru tip eşleşmeyle. Torunlarında da bu formda atıyorsa bu köpeği artık devam et. Tamam üst seviye. Sen de devamlı gereken. Bunu söylüyorsun. Köpeğin altından kendine benzer köpek çıkmıyorsa kardeşim o safran değildir. Yani diyorsun. Kesinlikle şöyle bir şey. İyi bir köpek sadece kangal için değil. Bütün çoban köpekleri için geçerli. İyi diyebileceğimiz köpek altında iyi vermek zorunda. Örnek şöyle söyleyeyim. Siz mesela benim videolarımda izliyorsunuz. Adı neydi bunun? Bu Kızıl Duman. Kızıl Duman. Kızıl Duman'ı çok beğendiniz misal örnek. Değil mi? Kızıl Duman gibi bir yavru köpeğiniz olmasını istiyorsunuz. Özellikle ne yapacaksınız? Kızıl Duman'ı diyelim oğlunu veya kızını ona benzer almak için. Abi bunun altından kendisi gibi yavru çıkmıyorsa siz aldığınızda şunu dememelisiniz. Ya ulan köpek aldık şuna bak falan dememelisiniz. Yani Kızıl Duman'a benziyorsa oğlu da ona benzeyecek kardeşim. Benzeyecek. Yani. İş gücü kesinlikle benzemeli. Yani özellikle iş. Kurtçuysa, kurt yıkıyorsa o da oğlu da torunu da bunu yapmalı ama uygun gerçekten isabetli dişilerle.
Evet. Dişilerle. Ay maşallah abi. Şimdi, çok güzel bir köpek. Gerçekten bunlar. Abi. 10 numara bir köpek. Oğlum. Aha. Bir de atarlılar abi. Ya şimdi burada hepsi lider hissediyor kendini. Bir de çocukluğumdan beri ben hepsi... Tamam gel. Tamam. Bu tordu. Bu tor. Tor. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Şunu biraz kısalttım. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Hayır. Tamam oğlum. Yok değmez. Tor gel. Tamam. Tor. Bu da Tor. Senin... Bu da çok eski. Evet. Soylardan. Eski soylardan ve en meşhur köpeklerinden bir tanesi. Çok meşhur. Bunu da çoğu insan tanıyor Tor'u. Müthiş yavruları var. Yine bir örnek. Abi şu kuyruğu görüyor musunuz? Biz hep onu söylerdik değil mi? Kangal'da evet. Simit kuyruk. Çocukluğumuzda böyleydi. Sonradan evet. Nedense bir şekilde değişti. Yok dokuzuydu, yok şuydu buydu denildi ama. Evet. Bilmiyorum ben sadece ırk konusunda çok bilmiş değilim. Gittiğim yerlerde öğreniyorum ama gördüklerimi de anlatıyorum eskiden, insanlara. Eskiden hep böyle kuyruk... Önemsenirdi değil mi? Önemsenirdi, dikkate alınırdı ve kuyruk saranlara kangal denirdi çok yıllar önce. Ama bizde, ben de kuyruk saran köpeğe bir tık daha ayrı bir ilgim, sempatim var. Çok nadir birkaç tanedir kuyruğu, yani sarar ama tam böyle iki kat, mesela bu iki kat doluyor mesela. Bunlar bir buçuk kat çeviriyor, iki kata yakın çevirenler var. Kuyruk genelde sarıyor. Olması gereken, kuyruk sarması ayrı bizim için, biraz daha benim için, daha doğru söylemek gerekirse benim için bir tık daha önemli. Önemli. Bana çok hoş geliyor. Yani o çocukluğumdaki o form. Köpekleri görmüş oluyorsun tabii, değil mi? Tabii. Maşallah. Bu da gerçekten... Abi tüy yapısı yine bakıyorum kat. Söylenilen tabii, gibi değil mi? Kalın bir bulamazsın var. Yani bunların derisini göremezsin. Kalın bir postu var. Tabii derisini kafa göremezsin. Yapısı yine düze yakın, düz. Evet. Kestane gözlüdür bu. Kestane gözlü, çekik gözlü. Evet. Yanağında bir beni olsun derler ya, mutlaka bir beni olsun. Mutlaka bir beni var. Ya bütün köpeklerde var o. Hepsini göstereyim ben size. Bütün köpeklerde evet. Var. O sence şey mi? Kriter mi? Abi o ben, şunu söyleyeyim. Ben bütün çoğu, yani dışarı gidelim, çoğu normal köpeklerde de şu burada gözüken şey vardır yani. Ben ama dikkat edip de orada beni var mı yok mu hiçbir şey yapmadım. Ben önce iş gücü, karakter, yaptığı iş, hızlık, çeviklik, dinamiklik. Biz onları ilk başta ön plana aldık. Evet, ilk önce karakter. Tabii. Burada gitmesi önemli. Olmazsa olmaz. Yani tip olarak da çok aykırı olmayacak. Mesela fenotip olarak da çok aykırı olmaması lazım. Yani birbirini okşaması lazım kangalların. Ama ebat olarak farklılık gösterebilir. Yani büyüklük, küçüklük açısından. Tabii ebat farklılık gösterebilir. Bu yemeyle, içmeyle, iklimle, coğrafyayla, her antrenmanla, zincirde kalmayla da alakalı bir durum. Ebat olarak farklılık gösterebilir. Yani kangal köpeğini kesin şu santim olur, şu santim bu kilo olur demek yanlış. Bu da 80 bu da tahmini 80 santim. 80 santim. Abi ama kalınlıklarından mıdır nedir? Çok büyük duruyorlar. Ya kilo olarak da ağır bunlar. Yani abi sürüde olsa bir tık şey daha... bir köpek değil mesela, ne derler, kaslı insanlar vardır böyle ufak boylu olsa da böyle güçlüdür. Güçlü köpekler. Güçlü şey değil böyle. Lapla pantal değil. Aynen. Kalınlık olmasına rağmen gözü okşayan bir kalınlık. Kemik kalınlığına göre bir kalınlığı var. Ona göre bir kafa var. Yani kangal köpeğe baktığın zaman seni rahatsız etmeyecek. Birbirini okşayacak ama renk farklılığı, çok hafif kemik farklılığı, ebat farklılıkları olabiliyor. Yani bu hem genetikle alakalı, hem soyla alakalı, hem de bakımla alakalı, çalışmayla da alakalı. Bazıları sürüde daha fazla gelişebiliyor. Bazıları verilen gıdaların
Bazılarında eksik olabiliyor, biraz ince olabiliyor. Ama ortak, en büyük özellikleri ortak, birbirine benzemeleriyle birlikte yaptıkları iş. En büyük ortak özelliği karakteridir. Fizik, küçük fizikte farklılıklar olur. Karakter olarak ama hepsi birbirine uyar. Çoluğa çocuğa zarar vermez, sebepsiz agresiflik yapmaz. Ölümüne sürüyü sahibinin alanını korur. Yönlendirdiğiniz zaman adamcıdır ama sebepsiz yere de adamı boğmaz. Veya adamı dur der, ihtar yapar. Ama kabadayı kabadayı sürüyle köylerin içinden gelip hiçbir köpeğe bulaşmaz. Hiçbir köpeğe bulaşmaz. Sadece bunlar olduğu alanda kendilerine rakip olduğu köpeklere karşı biraz reaksiyon gösterir. Burada da çok normal çünkü herkes hepsi lider konumunda hissediyor kendini. Evet. Şimdi ama güç olarak gerçekten güç, çeviklik, hız olmazsa olmaz. Yani bir kangal köpeğine... Kangal eşittir güç ve çeviklik. Çeviklik, hız. Abicim bir yere gittik. Köpeğimizin adı Dayı'ydı değil mi? Kangal. Dayının oğlu Dayı. Evet. Şu bu Dayı'nın da, oğlu mu? O da kardeşi. Bunun kardeşi. Tıpa tıp aynısı. Ayakları kırık bunun. Ayakları kırık mı? Evet. Kamyon mu çarptı? Yok. Bunu bir sürüdeydi bu. Hmm. Orada talihsiz birkaç kaza geçirdi. Kurdu çok iyi bilir. Evet. Kurt hem... Kafa yapısı abi çok güzel bunun. Mesela, diğerlerin de güzeldi de bu tam kurt kafası gibi. Değil mi? Yani bana böyle geliyor. O dişlere bak. İlerleyen yaşına rağmen. Ay maşallah. Kaç yaşında bu? Bu da 10 yaşına. 10 yaşında. 10 yaşında. Dişleri bembeyaz abi. Bir daha aç bakayım onu. Kuyrukçuyla. 10 yaşındaki köpeğin dişine bak ya. Kuyrukçuyla aralarında bir yaş ya var ya yoktur. Kurdu bilir. Kurdu sürer de. Sadece orayı değil, kurdu da sürer. Bu da dayı oğlu. Dayı oğlu. Torun da dayısı olur. Biraz önce gösterdiğimiz torun dayısı olur. Ne yaptığını bilen. Bir de kangal köpeğin şöyle de bir es geçtiğimiz nokta var. Sahibini zor durumda bırakmaz. Yani gideyim onunla boğuşayım, bununla boğuşayım öyle bir şey yok. Yani kabadayı kabadayı gezer. Zaten iyi bir kurtçu, iyi bir bakımlı kangal köpeğine, sıradan köpeğin bulaşma şansı zaten yok. O özgüveni bulamaz yani. Hmm. Şöyle gösterelim. Aynı bak olmazsa olmaz. Bu da makara kuyruk. Şimdi kuyruğu indirdi. Bu da makara kuyruk. Post olmazsa olmaz. Post, kuyruk, orantı en üst seviye. Ne kadar sakin, ne kadar yaşına göre. Ama hala şey yapsak abisi gibi 10 numara sürüde iş yapar. Ay maşallah. 10 numara sürü değişiyor. Bu neydi? Bu da kurt dayı. Kurt dayı. Bunun da videoları var kanalımızda. Kurt, eski şey, bir yaşındaki videoları var bunun. Bir yaşındaki tabii. Videoları var. Bunu kaybettik. Bu bayağıdır sende o zaman. 7-8 sene, 6 sene sonra tekrar bulduk. Vay be. Evet. Bunun bir şey söyleyeceğim. Şimdi o şeyin kurt boğmuşlukları vardı, bir hikayesi vardı. Mesela 3 tane kurt kolay kolay yıkamadı dedi. Videolarını da attı. Bunun kardeşlerinin videolarını geçen çekim yaptım işte gene Mahmut'un orada. Orada bunlardan besleyen arkadaş canlı canlı anlattı. O gün bugün dedi köye gidesim yok dedi. O köpeği kaybettikten sonra dedi. Allah Allah. Bu da aynı o şekilde. Yani çok iyi olmak da iyi değil. İyinin yeri yok. Çok iyinin yeri yok. Anladın maalesef. Mı? Bunun başına gelen badireler. Yaşlı bir dişimiz var. Gel bakayım kısım gel. Bu da çok yaşlı. Bunun dişleri artık. Buradan belki bir yavru daha yağlı alabiliriz. Bir yavru daha alsak. Veya yaşlı bundan yavru almayı da düşünmüyorum açıkçası. Bundan mı? Kaç yaşında ki bu? Bu da yaşlı. Epey yaşlı. Bundan yavru almayacağız. Çünkü niye? Yavruyu şey yapamayabilir. Yakından gelir misin Serkan? Şu postunu göstereceğim. Gel böyle. Dibini göremiyorsun abi. Vallahi göremiyorsun. Göremezsin, dibini ya. Göremezsin. Yok. Yok. Dibini göremiyorsun. Tamam. Çift kat dedikleri olay değil mi bu? Evet. Çift. Üç. Yani post. Sağlam post. Çift. Sağlam postu. Yani... O yüzden abi kurt sadece... ısırdığında bunun kolay kolay derileri de kalın sadece ya. Sadece çift. Üç katlı oluyor. Allah Allah. Tabii dökülmeye yakın tam saçak yaptığı zaman 3 kat oldu. Dökülmeye yakın 3 kat diyorsun. Oldu. Evet haklısın. Şimdi burada. Dişilerimiz. Dişiler evet burada da dişiler. Maşallah aralarına bak, girelim mi? Bu da doğumdan yeni çıktı bu. Hı.
Bir ay sonra bu memeler kalmaması lazım. Evet, bu doğumdan yeni mi çıktı? Yeni çıktı. Bir buçuk onun ay... yanında söyler misin abi? Gel, gel kızım. Şimdi bu da Yağmur. Memeleri burada görüyorsunuz. Bir doğumdan yeni çıktı. İki ay içinde bu meme kalmaması lazım. Bu da aynı şekilde postuna bak. Ay maşallah. Şu kafa yapısı gençler. Bunun da yaşı var. Çoğu köpekte yoktur yani. Bunun da yaşı var. Dümdüz. Alın. Harbi ya. Bu çok... Ya şimdi şu ince bir bombe... Ha, onu bir söylesene. İnce bir bombe olur da mesela. Ama %100 düz alın olacak diye bir şey yok. Düz alın. Ne zaman doğum yaptı demiştin? Bu 1,5 ay falan oldu. 1,5 ay oldu. Ha. 1,5 ay önce... Bu düzelecek diyorsun. Tabii düzelecek, çekecek. Mesela şu da gel. Kiraz, yine dayı soyu bir dişi. Hangisi? Bu da. Evet. Bu Yağmur, o kiraz. Şu. Hı-hı. O da, kulak, hepsi bunların makara kuyruğu. Kulakları göster hocam. Evet. Kulakları göster. İkisi de aynı orantıda. O kulaklardan da bir bahseder misin abi? Kulaklar da bir kriterdir. Yerli köpekler için. Bu kulakları kesik için. Olduğu için bunun pek belli olmuyor ama. Ama bu da aynı işte. Hepsinin kulaklarının ikisinin aynı ölçüde olması lazım. Evet. Kırıklık olmaması gerekiyor kulaklarda. Hani kulaklı görmemiz lazım. Yani bundan sonra ben de hiçbir şekilde bütün köpeklerim kulaklı olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra da hep kulaklı olacak. Gel kızım. Bir de onun yanındayken bir gösterelim gel, abi. Gel. Şimdi gel. Kulak peki öne yatacak, yana yatacak şekli var mı bunun? Şu yanlarda. Bakın. Yanlarda ne, olacak. Ne çok büyük ne çok küçük. Yanlarda. Gel. Göze doğru gelmiyor. Göremiyoruz onu. Kulaklar yanlarda. Bak göze doğru gelmiyor. Kulaklar yanlarda. Göze yakın olmayacak. Kulak boyu. Kulak ebatı ne çok büyük ne çok küçük. Yani böyle koşarken sallanmayacak şap şap. Anlatabiliyor musun? Anladım. Hani öyle lap lap sallan o olması gereken kulak ölçüleri. Kaç aylık o? Kaç yaşında? Bu 2-2,5 yaşında. 2,5 yaşında. Evet. Mesela karın. Karın bak hiç karın yok. Doğum yaptı. Mesela hiç karın yok. Bu da doğum yaptı. Tabii. Daha gölbez gibi, yavru gibi mesela. Hiç karın olmaması lazım. Göbek olmaması lazım kesinlikle. Burdo gel bak. Bu komple ömrü sürüde geçmiş. Evet. Bu fit bir köpek. Abi bu sıkıntı yok değil mi arkadakinde? Tamam. Ama karakter olarak bütün hemen hemen bütün hepsi aynı özellikleri taşıyor. Çok güzel bir köpek. Ay maşallah ya. 10 numara bir köpek. Gel bakalım. Kurdo sürüde büyüdüğü için biraz daha ince. Ama diğerleri de mesela sürüde o kurt dayı biraz bir iki sene sürüde geçti. O sürüde gezme onun fiziğine de yansıdı. Bu komple sürüde büyüdü. Kangallarda bakımın köpek gelişiminde %100 etkisi var. Beslenmenin, gıda alımının, proteinin, vitaminin, mineralin. Bu da ilerleyen yaşına rağmen şöyle göstereyim ben. Bakayım. Yaklaştırayım abi onu bir daha aç. Maşallah. Maşallah. Kaç yaşında dedin? 12-13 demiştin. Var var. 13. Sürüden geldi. Kendini ispatlamış. İş gücü olarak kendini ispatlamış. Sadece adı buna... neden kurdu abi? Var mı boğmuştu kurt falan? Çok kurtçu. Çok kurtçu köpek. Tabii domuzcu, kurtçu. Fiziği, görüntü yani bunun sadece fizik değil. Yaptığı işle kendini ispatlamış bir köpek. Onun için bunu da kadromuza dahil ettik. İlerleyen yaşına rağmen hala iyi bakımla çalışabilecek kapasitede bir köpek. Ama biraz daha şey yapacak işte, vitamin, mineral biraz bir tık yeni düzelmeye başladı. Evet. Şöyle söyleyeyim, et yiyen köpeklerde kemiklerde bir kıt daha lezyon oluşuyor. Bak şimdi böyle de bir durum var. Proteini yüksek gıdalarla beslenen köpeklerde kemiklerde biraz lezyon oluşuyor. Bu da kemiklerin biraz daha katı, biraz daha belirgin olmasını sağlıyor bu lezyon. Evet. Zaten yavru köpeğe etle büyütün, ayak böyle kemiklerde bir şey olur. Bir katılaşma olur, bir şişkinlik olur. Mesela bu köpek et, mesela belli bir zamana kadar yalla büyümüş, ondan sonra
gelişimi tamamladıktan sonra et yemiş. Öyle tahmin ediyorum. Fiziği çok güzel. Bu da kuyruk sarıyor sonuna kadar. Kurdu. Bunlar tarafsız olmak lazım. Bunlardan kalmadı. 41 kere maşallah. Kalmadı. Sence sebepleri nedir abi? Çok her yerde bunu söylüyorlar. Kalmadı, kalmadı da abi neden acaba? Niye kalmadı? Niye bir şimdi biz böyle yabancı köpeklere mi heves verdik yoksa kendi köpeklerimizi korumayıp kırdık mı devamlı? Korumadı, kırdık, sürü hayvancılık bitti. Evet. Azaldı ama bundan sonra artacak. İş yapan köpekler sayısı az, inşallah yeter onlara. İnşallah. Biraz daha kafası büyük olsun, bir tık daha kalın olsun kemikleri. Bir tık daha hoo, aslan gibi olsun şöyle eşi. Yani ondan ötürü böyle şu senin erkeğin çok kaba. Senin erkeğe getir benim dişi de kaba, ayaklı. Kaba kaba yavrular alalım. Ondan sonra ortaya senin yerli, milli, efsane ırkların, çoban köpeklerin böyle artık mumla arar hale geliyorsun. Çok daha sebepleri var. Bu konuda kimse araştırma yapmıyordu, çalışma yapmıyordu. Yabancı kanların son 15-20 senede Türkiye'ye girmesi, o yabancı kanların bu köpeklere dokunması ne oldu? Bir köye bir tane yabancı kan melez girdi. Orada diğer köpek yavrular, ondan olan yavrular gene istediğimiz formda, istemediğimiz formda köpekler oldu. Onun için böyle saf temiz sürü köpekleri kalmadı. Yani kangal kangal diyoruz da yerli çoban köpeklerimizin hepsi birbirinden emsal. Kangal anlatıyoruz, kangalı övüyoruz ama yerli köpekler kangaldan aşağı değil arkadaşlar. Yani kangal olmayıp üst seviye çoban köpeği olan kusursuz yüzlerce binlerce evlat var. Bu da çok üst seviye. Üst seviye bir köpeğimiz. Bir ay sonra ama çok daha alımlı olacak. Maşallah abi. Bundan sonra bu şey burada keyif yapacak, dinlenecek, yiyecek, içecek. Emekli mi oldu? Emekli artık. Çünkü niye? Belli bir yaştan sonra köpek gücü düşmeye başladığı zaman onun bana kalırsa çekilmesi lazım, dinlendirilmesi lazım. Çünkü yaban hayvanlarına karşı ağır yara, ölümcül yaralar alabilir, kaybedebiliriz. Onun için yaşı gelmiş köpeklerin biraz daha dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurdo ve diğerleri hepsi birbirinden güzel. Kangal anlatımını bir de senden dinlemek güzeldi abi. Orada ilk başta gösterdiğin torla bunun arasında tip farkı var. Var. Şimdi ben her gittiğim yerde öğrenmek için kafaya yazıyorum abi. Bir şeyler daha kapıyorum. Ama senin dediğin gibi en önemli şey karakter. Kurda gidebilmesi, iş yapabilmesi abi. İş yapmayan köpeği kimse elinde tutmaz. Affedersin. Tutmadı abi yani ama şimdi tutuyor. Vitrin gibi yani. Tutuyor. Biblo gibi. Önceden hiç tutmuyordu hiç. Yabancı kan da yoktu. Kendi kendine doğal olarak bu köpekler kendini idame edip bugünlere kadar getirebildi. Ama yabancı kanlar ne zaman popüler oldu? İnsanlar işte büyük büyük, işte daha büyük, daha büyük diye köpeklerin bu orijinal bozuldu. Köpek orijinal formlarını bozduk. Bozuldu. Biz insanoğlu yaptık bunu. Bunları... Abi inşallah ileride düzelir. Senin gibi bu işi güzel yapan insanlar olduğu sürece. Kangal'la mesela diyoruz ki kangal formuna uymuyor. Bir iki nüansla uymuyor. Hemen bunu çoban köpeği adına adlandırıyoruz. Çoban köpeğe verdiğiniz zaman bunun işi kolay. Niye? İşin içinden sıyrılmış oluyorsun değil mi? Çoban köpeğinden ekstra hiçbir şey bir şey didikleyen olmaz. Anladın mı? Yani sağ olacak solu böyle çoban köpeği mi tür çoban köpeği. Bitti. Kimse bakmaz. Abi senin de hiçbir zorluğun olmaz. Çoban köpeği dersin kurtulur, köpek de kurtulur. Yani böyle de bir durum var. Emeklerine sağlık diyorum sağ abi. Çok İnşallah çok teşekkürler. Rabbim bolluk, bereket Allah razı versin. Olsun. Allah razı olsun. Herkesin Rabbim gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Kangal Samsun YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da like atıp kanalıma zaten hala abone değilseniz ayıp ediyorsunuz demektir. Olur olurlar, olurlar. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça sağ olun, kalın. Var olun. Samsun'dan herkese kucak dolusu selamlar. Selamlar, Allah saygılar. Kangal Samsun bizi de unutmayın. Bu evet, ara yükleneceğim. Bu ara kanala yükleneceğim. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Demiş, öyle tahmin ediyorum.